Değiştirdiğimize göre, yani artık hazır olduğumuza göre videomuza başlayabiliriz. Selam arkadaşlar, yeni bir video daha, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte köydeki evimizde, köy evimizde bir tanıtım videosu çekeceğiz sizlerle beraber. Bu evin tanıtımını yapacağız. Ne kadar mükemmel, ne kadar harika bir ev olduğunu size birazdan göstereceğim. Bu arada güneş gözlerimin içine vuruyor. Nani? Omae wa mou shindeiru. Köy evimizin bir vlogunu çekeceğim ve isterseniz artık yavaştan başlayalım. Nereden başlayalım? İsterseniz önce oturma odamızdan başlayabiliriz veya balkondan da başlayabiliriz. Gel, şimdi size şöyle ufaktan bir oturma odamızı göstereyim. Evet, burası mükemmel, harika oturma odamız. Normal, klasik şehirlerdeki gibi bir oturma odası değil. En önemli özelliği burada koltuk yok. Koltuk yerine şu görmüş olduğunuz harika yapı tahtadan. Bizim buranın şivesiyle makat dediğimiz bir yapı. Oturduğunuz harika bir yapı, yani bunun kendileri. Makat adını verdiğimiz yapı. Böyle yatıp uzanıp bütün gün uyuyabileceğiniz veya farklı, ne bileyim, televizyon falan izleyebileceğiniz harika bir yapı. İsterseniz devam edelim. Evet. Burada da böyle bir tane televizyonumuz var. Ve köydeki oturma odamız bu şekilde, yani. Başka gösterebileceğim çok fazla bir şey yok. Köyde çatılar bu şekilde. Böyle tahtadan ve floresanlarımız var burada. Bakın şimdi yakalım. Evet, harika floresanlarla aydınlanıyoruz ve çatılar da bu şekilde. Yani normal öyle oralardaki gibi beton çatılar falan yok. Buradaki çatılar tahta ve ahşap. Mutfakla devam edelim. Köy evimizin en önemli mekanlarından bir tanesi de mutfağımız tabii ki de. Köy evindeki mutfaklar nasıl oluyor yani? Merak eder insan. Ben olsam çok merak ederim. Mesela bakın, burada harika bir kapısı var. Böyle bütün mutfaktaki bütün eşyaların, araç gereçlerinin koyulabileceği mükemmel bir büfe. Aa, bakın burada ne var? Bak abi, bu bir sürahi ya. Şuna bakar mısın? Bunun bardakları falan da vardı da artık şu an neredeler konuda çok bir fikrim yok ama cidden çok güzel bir sürahi. Tuhaf bir camı var böyle. Normal cam gibi değil. Daha ince, daha güzel. Burada da mikrodalga fırınımız var. Aç, kapa. Aç, kapa. 2 hours later. Aç, kapat. Tabii köy evlerindeki mutfaklarda şöyle bir şey de var. Artık biliyorsunuz mu bilmiyorsunuz mu bilmiyorum ama normal mutfak dolabı falan olmadığı için tarz böyle büfe tarzında şeyler var. Sonra bir de raflar var. Bakın şimdi size o rafları da göstereceğim. Bakın bunlar da böyle raflar. Şöyle güzel güzel vişne mi artık kiraz mı neyse onlarla böyle desen yapılmış. Güzel raflarımız var mutfağımızda. Onun dışında ocak falan var şurada. Burada küçük bir komodin gibi bir şey var. Böyle bir mutfaktan oluşuyor yani köy evimizin mutfağı da bu şekilde. Hadi gelin devam edelim. Diğer yerlere de geçelim. Edelim. İsterseniz şöyle size kısaca bir salonu da göstereyim. Çok büyük bir salonu var. Mükemmel büyük bir salon. Harika bir salon. Salon dediğimde yani koridor gibi düşünün böyle. Çok büyük yani. Bakın bu herkesin köy evinde olan o müthiş örtü. Tabii ki bizde de var. İşte burası da böyle salon komple. Şurada balkonumuz var. O balkonu da göstereceğim birazdan size. Çok büyük bir balkonu da var köy evinin. Ve böyle yani bu şekilde paspaslar, halılar burada böyle dokuma. Paspas mı diyeyim artık, halı mı diyeyim, onlar var. Burada küçük minderler var. Aynamız falan filan derken burada da bir tane top var. Bakın şimdi siz de küçük bir challenge yapalım. Bu topu tek vuruşta şuraya sokabilir miyim? Hadi gelin bir deneyelim. Ya hak. Girmedi. Olsun, tamam, bir kere daha deneyebiliriz herhalde ya. Hop. Evimizin koridoru da yani salonu da bu şekildeydi. Gelin şimdi isterseniz küçükten bir balkona bakalım şöyle. Burası da balkonumuz. Bakın böyle. Thank you.
Kocaman bir balkon. Bu arada güneş gözümün içine vuruyor. Şöyle tahtalardan oluşan dümdüz tahtalarıyla birlikte mükemmel balkonumuz. Ha bir de şurada şöyle bir şey var, onu da göstereceğim. Burada böyle yastıklarımız var. Şöyle gelip yaslanıp, Allah'ım güneş çok kötü vuruyor gözümün içine, böyle oturabiliyorsunuz. Tabii güneşin vurmadığı saatlerde çok sıcak hadi içeride. Ve isterseniz artık merdivenlerden aşağı doğru gidelim ve evin mükemmel büyük bahçesini göstereyim size. Ve bir de bu evimizin bir alt katı da var, çok fazla kullanmadığımız. Oraları da size göstereceğim. Sanırım köy evlerinin en büyük özelliği şöyle çok aşırı derecede dik merdivenleri olması. Merdivenler çok dik vallahi. Ufaktan da bir korkuluklarımız var merdivenlerimizde. Çok fazla işe yaramayacak. Bak şuradan birisi düşecek olsun, tamam mı, şuradan lap diye aşağı inecek yani. Çok fazla da işe yaramayan korkuluklarımız var. Burada da böyle birkaç tane oda falan var ama oralarda boş, onları da kullanmıyoruz. Onları da çok fazla göstermeyeceğim size. Asıl önemli olan evimizin bahçesi. Evet, burası da evimizin dışarıdan görünüşü. Şurada da eskiden çok fazla meyve olan ama şu an hiç meyve olmayan bir bahçemiz var. Gelin şimdi bu bahçeyi de ufaktan bir turlayalım. Bu bahçe biraz sıkıntı, girmesi falan. Çok fazla ot falan var, o yüzden çok fazla da girmeyeceğim. Yılan mılan olur. Allah'ım bir daha onlarla uğraşmayayım videoda. Şurada ceviz ağacı falan var. Bu da ceviz galiba. Şöyle yapraklarından da falan da tanırsınız belki, bilmiyorum. Burada ayva falan var. Böyle bir bahçe yani burası da, bakın şöyle göstereyim. Böyle bir bahçe yani, güzel, mütevazı. Böyle ağaçların içerisinden maceralar geçerek gidiyorsunuz. Burada eski bir ahırımız vardı. Tabii şu an kullanmadığımız, içinde hiç hayvan olmayan eski bir ahır. Bakın burada eski köydeyken kullandığımız İş makineleri gibi, iş makinesi değil de traktörün işte zımbırtıları, onlar duruyor. Mesela bakın burada bir tanesi daha var, o da duruyor. Şurada patos falan var. Patozu bilmiyorum, biliyorsunuz mu falan ama böyle ekinleri piştiğiniz zaman samanını yapıp o buğdayını falan ayıran alet de bu oluyor. Bu şekilde köydeki evimizin arka bahçesi de böyle. Alttaki kırmızı butona basarak da kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.